Evet sevgili dostlar, değerli izleyenler yine karşınızdayız. Kritik Masa programıyla yine sizlere gün içinde olan, olmuş, son dakika gelişmelerini aktaracağımız programımız başladı. Tabii canlı yayınla şu anda sizlere bu haberlerin, gelişmelerin kritiğini alacağız. Yanımızda kim var? Konuğumuz yine aslında konuk demek yanlış olur ama Kanal 5 Haber Müdürü Bülent Çocuğlu. Tekrar merhaba. Merhaba. Evet, dün yarım kaldı aslında. Evet, bugün seçimlerle ilgili aslında biraz seçimleri konuşalım dedik ama önce şunu Reyhanlı ile ilgili birkaç şey söyleyeyim. Hatay'ın Reyhanlı ilçesine Başbakan Erdoğan geliyor. Tarihi belli oldu. Dün akşam Hüseyin Çelik açıklama yaptı. Gaziantep Milletvekili Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik. Başbakan Erdoğan biraz uzun bir süre oldu ama 30 Mayıs'ta Hatay'ın Reyhanlı ilçesine gelecek. Orada vatandaşların sorunlarını dinleyecek, yaraları ziyaret edecek ve işte o zararların tanzimi konusunda bazı açıklamalarda bulunacak Başbakan Erdoğan. Ve o ziyaret programı da bir gün boyunca devam edecek Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde. İşte muhalefet eleştiriyordu ya Başbakan Amerika'ya gideceğine Reyhanlı'ya gitsin diye. Tabii o program daha önce belli olduğu için Başbakan Amerika'ya gitti. Başbakan yardımcısı oradaydı. Evet. Günlerce İçişleri Bakanı Muammer Güler oradaydı. Adalet Bakanı oradaydı. Yani orada vatandaşın sorunları dinlendi ama Başbakan Erdoğan, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül gitti. Yani devlet oradaydı bir anlamda. Başbakan Erdoğan da 30 Mayıs'ta Hüseyin Çelik açıkladı akşam 30 Mayıs'ta Reyhanlı'da olacak. Bununla ilgili zaten ana haberde, akşam haberimizde olacak. Evet. Mart 2014'te seçimler yaklaşıyor. Evet, 30 Mart 2014'te. 10 ay kadar bir zaman kaldı. 9 ay kadar bir zaman kaldı. Şöyle yapalım. Öncelikle Gaziantep'teki durumu nasıl görüyorsun? Yani seçimlerle ilgili öngörülerin neler? Vallahi Gaziantep'te tabii Şahin Bey, Şehit Kamil, evet. Hatta merkez ilçeye bağlanan Oğuz Eli. Aslında nasıl bir durum? Şimdi musun? Aslında konuşmak biraz erken. Erken aslında. Şimdi Gaziantep'te biliyorsun bu sefer ilçe ve köyler de oy kullanacak. Evet. Gaziantep'te seçmen sayısı, hemen onu söyleyeyim ben. Aldığım en son rakamı söyleyeyim, 31.12.2013 itibariyle seçmen sayısı 1.080.000 oldu. 1.080.000. Yani Gaziantep'in seçmen sayısı 140.000 dolayında arttı bir önceki 2011 seçimlerine oranla. 140.000 seçmen artışı oldu ve 1.080.000 seçmen 2014 seçimlerinde sandık başından gidecek. Peki Gaziantep'te nedir şu anda? Ne olabilir? Partilere baktığımız zaman AK Parti'nin şu anda 3 tane mevcut belediye başkanı var. Evet. Şu anda adayım diye çıkan kimse yok. Yok. Ama Şahin Bey ve Şehit Kamil'de adaylığı içinden geçiren ona yakın ismin olduğu söyleniyor. Benim evet, kulislerde AK Parti yani mevcut başkanlara yani onların dışında bak, hatta bunların baktığın zaman bunları %60-70 şansın halen olduğu düşünülürse bunlara rağmen bunlara rağmen Şahin Bey ve Şehit Kamil'de ona yakın 10'ar tane ismin kulis yaptığı, konuştuğu biliniyor. Hatta bunu belediye başkanları da biliyor. Büyükşehir'de Asım Bey'in daha önce aday olmayacağım açıklaması var. Defalarca aday olmayacağım dedi ve bunda bu kez kararlı gözüküyor Asım Başkan. Tabii Asım Başkan eğer aday değilim derse aday değilimdir. Yani bu böyle ama daha önceki seçimlerde de ben aday olmayacağım demişti. Evet demişti. Şimdi iki dönem ama doğru iki dönemden fazla yapmayacağım dedi daha sonra. Bir daha yokum dedi. Daha o ikinci defa seçildikten sonra bile yokum dedi. Şimdi ne olur eğer Büyükşehir'de bir sıkıntı olmaması için ben Asım Güzel bile devam edilebilir diye düşünüyorum. Bu benim düşüncem. Hani başbakan işte bundan sonra Cumhurbaşkanı olacak biliyorsun. Bir sıkıntı olmasın diye ve Asım Başkan'a da kimse itiraz etmeyeceğine göre etmez yani. Asım Güzel Bey kimse itiraz etmez. Ben adayım dese veya başbakan devam edeceksin dese kimse itiraz etmez. Yani bu Büyükşehir'de biraz şey var. Hani böyle bir sıkıntı var. Bir muğlaklık. Bir orada muğlaklık var. Bir sıkıntı. Peki o zaman şu olmaz mı? Yani demezler mi? Yani sen daha önceden aday olmayacağım dedin. Oldun. Devam ettin. İkinci dönem aday oldun. Yine başkanlık yaptım. Bir daha olmayacağım dedi. Ben tekrar oldu tamam, demezler. Derler ama başbakan olmaz mı acaba? Yani şöyle denmez Başbakan Erdoğan ya yani başbakan der ki adayları açıklarken mesela Asım Başkan ben aday olmayacağım söylemesine rağmen benim ısrarım üzerine beni kırmayarak yeniden aday yaptık ve biz kendisini başarılı bulduk dedikten sonra iş biter. O zaman şöyle bir şey olması lazım. Yani genel merkez bütün belediye başkanlarına şunu demeli o zaman. Yani lütfen bireysel olarak aday olmayacağım, olacağım diye bir açıklama yapmayın demeli mi acaba? Ya demeli yani aslında. Çünkü yani, yıpranmışlığı biraz da böyle. Şimdi şey aslında çünkü böyle bir bunu kısıtlayamazsınız. Yani adam gönlünden geçiyor adayım der, aday olur.
Yani adayım der, adayı olur. Ona kısıtlama getiremezsiniz. Şimdi AK Parti'nin belediye başkanlığı ile ilgili belirlediği 7 kriter var. Mesela en son yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Menderes Türel açıklama yaptı. Evet. Özellikle birinci kıstas halkın önünde, halkın karşısında itibarlı olmak. Evet. En önemli kriter bu. İkincisi yapılan hizmetler. Üçüncüsü işte kriterlerin üçüncüsü de milletvekillerinin görüşlerine önem verilecek bu defa. Evet. Bir diğer önemli konu ise şu anda belediye başkanlarının haberi olmadan genel merkez tarafından görevlendirilen koordinatörlerin Gaziantep'te yaptığı anket çalışmaları var. Evet. Bu anket çalışmaları devam ediyor. Mesela belediye başkanlarının haberi yok. Evet. İşte Menderes Türel diyor ki biz anket yapıyoruz. Bir, bu önemli kıstas, çıkan sonuç. İkincisi milletvekillerine soracağız. Üçüncüsü temayül yoklaması yapacağız. Son kararı başbakan verecek ama en önemlisi konu birinci kıstas. Halkın önündeki, halkın gözü önündeki itibarı. Peki o itibar çok önemli diyor bizim için Menderes Türel. Bunu bu kıstasları göz önünde bulundurarak AK Parti adaylarını belirleyecek. Evet. Peki şunu sormak lazım. Temayül yapılıyor. İşte genel seçimlerde de yapıldı bu temayül. Yani o sonuca niye uyulmuyor? Yani uyulmadı. Yani mesela yani, genel seçimlerde temayül yoklamasında tabanın oy verdiği insanlar, kişiler şöyle, aday gösterilmedi. Ama genel seçimde yani, az çok uyuldu. Hani Necat Koçer önde çıktı, Şamil Tayyar önde çıktı. Az çok bir kaydırmayla. Ama evet. Yani birkaç isim biraz devre dışı kaldı. Mesela Hüseyin Çelik geldi. Oradan evet. Fatma Şahin geldi. Evet. Biraz kaydırma oldu. Evet. Yani gerçekten o zaman partinin diyor ki ya sen benim irademe saygı göstermiyorsan neden irade ölçüyorsun? Yani şimdi bu bir temayül. Hani şey diyor ki genel merkez ben bir bakayım yani ne görünüyor diyor. Evet. Mesela X bir belediye başkanı AK Parti'den Gaziantep'te temayülde başarılı olmasına rağmen eğer 15. sırada çıkıyorsa bunun sebeplerini ikinci kez değerlendiriyor genel merkez. Evet. Yani önde çıkıyorsa sorun yok ama iyi çıkmıyorsa bunu değerlendiriyor. Evet. Bunu bir kez daha, ikinci kez daha halka soruyor. Evet. Bakın bu ikinci kez daha halka soruyor birinciden sonra ama dediğim gibi yani insanın şevki kırılıyor partinin. Adam birinci sırada, ikinci sırada çıkıyor. Çünkü birçok tabandaki insanlar partiye gönül vermiş. Yani hangi parti olsa olsun hiç fark etmez. Ben genel anlamda söylüyorum. İradesine başvurulduğu zaman, iradesini beyan ediyor ama iradesine saygı duyulmadığı zaman şöyle, günlük mesela biliyorsun belediye başkanları temayüle girmiyor. Evet. Mevcut başkanlar temayül yoklamasına girmiyor. Evet. Onların dışındaki insanlar temayüle şu giriyor. Şu anlama söylüyorum yani mesela diyelim ki X kişi girdi temayülde gerçekten hiç beklenmeyecek tamam, bir olan tamam, birinci çıktı. O anlama söylüyorum. İşte diyor yani. Ki mesela genel merkez tamam bu adam birinci çıktı diyor. Mevcut belediye başkanlarından bu adam daha mı iyi yapabilir diye halka evet, bir o anlamda söylüyorum. Onu, onu bak i̇kinci, işte onu bir ikinci bir vatandaşa soruyor bir de milletvekillerine soruyor. Alt komisyonlar kuruluyor. Bir de tabii teşkilatlara soruyor. Teşkilatlara soruyor yani çünkü belediye başkanı temayüle girmiyor. Adam o teki adam birinci çıktığı tabii. Zaman evet. Şimdi diyor ki ya X kişi mevcut başkandan bu daha iyi yapabilir mi? Onu teşkilatlara soruyor. Eğer yok bu daha iyi yapamaz derse onunla devam ediyorlar. Evet. Sistem bu. Ha, yani sonuçta bir temayül yoklaması yapılıyor. Bu AK Parti'nin daha yapmış seçimlerde bir geleneksel hale gelmiş bir şey. Şimdi bu temayülü kaldıramaz. Temayüle gireni ya kimler çıkıyor bir bakıyor. Kim daha partide gerçekten kabul kim görmüş, seviliyor, kim evet, kabul görüyor, kim sevilmiyor, kim görmüyor onu bir görmek istiyor. Evet. Ondan sonra da bir araştırmadan sonra ona göre karar veriyor ama bana göre ya mevcutlarla devam edecek gibi görünüyor. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Yani Büyükşehir Belediyesi için Asım Güzel Bey büyük bir ihtimalle devam edecek? Öyle yani mi? Ben %60-70 görüyorum. Ben öngörüm o. Yani şu anda bir sıkıntı da olmasın diye. Hani ondan sonra bir cumhurbaşkanlığı seçim var. Yeni anayasa ile ilgili referandum var. Partide bir sıkıntı olmasa ben devam edeceğini düşünüyorum. Peki Şahin Bey ve Şehit Camii'ne devam edecek. Için. Orada da devam edeceğini düşünüyorum. Evet. Yani mesela ha ben şeyi de söyleyeyim. Mesela Menderes Türel'in yaptığı bir açıklama var. En son 4 gün önce yaptığı bir açıklama var. Menderes Türel. Büyük şehirlerde AK Parti'nin 16 büyük şehirde AK Parti şu anda açık ara önde. Evet. Gaziantep'te yapılan bir ankette AK Parti Gaziantep'te %52 çıkan oy. Ama Asım Başkan'ın yaptığı anketlerde %62-63 civarında çıkıyor AK Parti'nin oyu. Orada bir 10 puanlık bir sapma var ama yani ne çok enteresan Asım Başkan'ın yaptığı anketler hep doğru çıkıyor. Evet. Yani genelde daha önce yaptığı seçimlerde de doğru çıktı. Evet. Asım Başkan diyor ki biz yapıyoruz anketi. Asım Bey sürekli yaptırıyor. Evet. Yaptırıyor sürekli. Her ay yaptırıyor. Hı-hı. Ama sonuçları bazen açıklıyor. Evet. Sorduğunuz zaman açıklıyor ama %60-65 dolayında genel merkezin yaptırdığı ankette
AK Parti'nin oyu %52, CHP'nin oyu %18-20 dolayında. Evet. Yani şu açık ara önde şu anda AK Parti'nin oyu, onu söyleyeyim. Şahin Bey'de %60-65, Şehit Kamil'de %52-53 olayında AK Parti'nin oyu var. Evet. Ve 3 yerde de şu anda açık ara. Oğuz Eli için, peki merkez için, sonuçta Oğuz Eli'de, Oğuz Eli'nde biraz sıkıntı, şöyle duyumlar var. Yani en zayıf halka olduğu yönünde. Biraz Oğuz Eli'nde sıkıntı oldu. CHP'nin işte orada. Oraya ağırlık ve yani şimdi, ortak hani, bir aday evet, üzerinde evet, konuştuğu söyleniyor. Yani yine o olabilir. Şimdi Şahin Bey, Şehit Kamil'de, Büyükşehir'de biraz kendilerini şanslı göremeyen partiler taşra ilçelerine yöneldi. Evet. Yönelmek zorunda yani. Evet, evet. Mesela İslahiye, Nurdağ. İslahiye için de geçerli yine evet. İslahiye, Nurdağ'da işte Araban, Yavuz Eli'nde. Evet. Tabi bu yerlerde de akraba oyları çok fazla. Evet, evet. Aşiret oyları fazla evet, ama Oğuz Eli'ne biraz sıkıntı var gibi görülüyor. Oğuz Eli'ne bayağı yükleniyor şu anda MHP. Yani şöyle bir duyum var. MHP ile CHP'nin ortak bir aday üzerinde anlaşabileceği gibi bir durum olabilir mi? Ben öyle bir ihtimal hiç görmüyorum. Hayır, orada CHP yine kendi adayını çıkartır. Evet, CHP'de MHP'de aynı adayını çıkaracak. Uzlaşma olmaz. Çıkaracak, uzlaşma olacağını ben zannetmiyorum. Evet. Çünkü orada CHP'nin de oyu var, MHP'nin de iyi oyu var. Orada kazanan kişi ya 150-200 oyla kazanıyor seçim. Zaten önceki seçimlerde yine evet, az bir farkla evet, evet, evet. Bekir ama Öztekin başkanlığı yani kazanmıştı. Yani Bekir Hoca'nın, bilmiyorum, Bekir Öztekin aday gösterilebilir. Bir bakalım de o var tabii. Yani aday gösterilecek mi, başka bir aday mı olacak? Ha, gösterilse bile biraz orada dengeler farklı biraz olacak evet, gibime geliyor bu defa. O üzerinde biraz seçimde MHP ve CHP AK Parti'nin ensesinde, Oğuz Eli evet, ilçesinde gibi görüyor. Peki sebebi ne? Yani Oğuz Eli'ndeki bu dengenin daha böyle o makaslı kapalı olması sebebi ne acaba? Yani CHP'nin ve MHP'nin daha sıkı çalışmasından mı, ya da mevcut belediye başkanının, mevcut belediyenin daha böyle biraz şey yönetiyor. Nasıl yani bir mevcut, şey olabilir acaba? Yani küçük bir ilçe bildiğin gibi. Yani evet, hani özel bir teknik sebebi. Yani 20 bin nüfuslu bir yerde bir insan ne yapabilir? Yıpranması daha kolaydır. Yani bir merkezi evet, küçük bir yer yani. Orada metropol şeye göre. Bekir Hoca'nın yaptığı birkaç hizmet var. Yani mesela bir belediyenin binasını yenilediği, kültür binası, merkezi açtı. Kültür merkezi açtı ama evet, yani hani küçük yerlerde, bakın taşralarda, küçük yerlerde istediğiniz kadar hizmet yapın. Orada en küçük bir hatanız göze çarpıyor. Evet. Ya küçük bir hatanız göze çarpında her şey bitiyor. Evet. Ve bana göre orada biraz sıkıntı var gibi görünüyor bence. Evet. Yani merkez ilçe olduğu için konuşuyorum Oğuz Eli'ni. Orada biraz sıkıntı var gibi. Ve MHP'nin, şu anda MHP'nin Gaziantep'te 3 taşra ilçesinde adayları belli. Evet. Onu hangi ilçelerdir? O ilçeleri şu anda söylemeyelim, o ilçeleri. Söylemeyelim. 3 tane ilçede MHP'nin adayı belli. Ben MHP İl Başkanı'yla görüştüm. Peki en azından hangi ilçede olduğunu söyleyin. O zaman ya, isim vermeyelim ama, yani kişinin ismini vermeyelim ama hangi ilçelerde? Şimdi şöyle, onu söylememin sebebi şu. Şimdi oradaki adaylar kamuda görevli memurlar. Öyle mi? Evet, tamam. Şimdi söylediğiniz zaman otomatikman o da kim olduğu ortaya evet, çıkıyor. Tamam. Ortaya çıkıyor orada evet, kim olduğu. Evet. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi'nde aslında ben MHP için değil de bütün herkes için, parti için konuşayım. Ramazan ayından sonra İnanılmaz bir tempo başlayacak evet, Gaziantep'te. Yani 11 Ramazan sahaya inecekler. 11 Temmuz'da Ramazan, 12 Temmuz'da evet, 12 Ağustos'ta bayram ve artık ondan sonra Ağustos ateşiyle inanılmaz, birlikte seçim evet, ateşiyle ondan artık sonra bence seçimler 6 ay kala bütün partiler adaylarını açıklayacak Eylül ayı içerisinde ve MHP'nin şu anda 3 ilçede adayı belli. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin katılımıyla Gaziantep'te Eylül ayında bütün adaylarını açıklayacak stadyumda. Eylül ayında. Evet, Eylül ayında MHP'nin adayları Gaziantep'te Devlet Bahçeli'nin katılımıyla Büyükşehir, Şahin Bey, Şehit Kamil, Oğuz Eli, Yavuz Eli, Aban, Nurdağ, evet, İslahiye, Nizip hepsi açıklanıyor. Genel Başkan Devlet Bahçeli gelecek, açıklanıyor. Ve muhtemelen aslında Ramazan ayı içerisinde MHP'de bütün adaylar belli olmuş olacak. Olmuş Ramazan'dan olacak. Sonra açıklama, çünkü açıklama sonra Eylül'de yapacak, ki zaten basına yansır, az çok belli olmuş olur. Adaylar bana peki, göre. Peki genel anlamda baktığımız zaman yani Gaziantep'te bir AK Parti'nin herhalde daha böyle açık ara olduğunu görüyoruz. Evet, yani en evet, azından evet, şu an için böyle. İlerleyen aşamalarda acaba bir şey olur da bu denge bozulabilir mi? Yani mesela CHP adına söylüyorum, MHP adına söylüyorum ya da diğer. Yani bu denge ancak Büyük Birlik Partisi mesela. Hayır ya, hayır, bu buna yani benzer mümkün değil. Sürpriz yok, yapabilirim yok, yani. Yok, mümkün değil, olmaz. Ya çok büyük bir hata yapmazsa AK Parti. Evet. Ya çok büyük bir hata yapmazsa yani bu oy oranı devam edecek gibi görünüyor bu oy oranı. Bu rüzgar göre, zaten bir şekilde. Bir rüzgar var zaten, gidiyor. Ya yani bu bir hata da yapılmazsa,
Yani bu çözüm süreci olayı biraz artı değer kattı aslında. Hani her ne kadar hani bazı kesimlerin tepki gösterir denilse de biraz bir artı koyduğu üzerine, özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesi için söylüyorum. AK Parti'nin biraz orada oyları, hani BDP orada biliyorsun önde ama dengeyi kurdu gibi. Bence büyük bir hata olmazsa bu fark devam edecek gibi görünüyor. Peki şunu sormak lazım. Yani partilerin adaylarını erken açıklaması bir yıpranmayı doğurur mu? Yoksa beklemek mi lazım? Şöyle birisi çıkıp işte mesela CHP'den Sayın Burhan Cahit Bingöl Büyükşehir Belediye Başkan adayım dedi. Yaklaşık herhalde 2 ay oldu. Yani bunu beyan edildi. 2 ay oldu. Böyle mi yapmak doğru? Yani seçimlerden çok belki bir yıl önce mi yapmak doğru? Yoksa kısa bir süre kala? Hayır, 6 ay kala açıklamak gerekiyor daha artık. Tabii yani artık 1 ay kala, ya 1 ay içerisinde sizin ya seçmene ulaşma şansınız, ilçelere gezmeniz, köylere gitme şansınız sıfır. Hı-hı. Yani burada ancak ne oluyor? Tamam, medyayı bir şekilde kullanıyor. Geliyorlar, konuk oluyor ama o yeterli olmuyor Çıkacaksın yani 6 ay önceden adaylarını açıklayacaksın. Kendini tanıtacaksın. Evet. Televizyonlara çıkacaksın. Projelerini sunacaksın. Seçmenlere sesleneceksin. Birebir görüşeceksin. Bu 6 aylık süreyi mutlaka çok mantıklı. Şimdi MHP açıklayacak. CHP'nin de böyle bir düşüncesi var. Eylül-Ekim. O da CHP'de öyle yapacak. Ve AK Parti'de, muhtemelen AK Parti'de Eylül-Ekim'de açıklayacak. AK Parti zaten bütün Eylül-Ekim'de bütün partilerin adayları açıklaması bekleniyor. Evet. 6 ay önce de müthiş bir yarış olacak Gaziantep'te. Evet. Tüm Türkiye genelinde. Evet. Yani 6 ay önce kıran kıranı bir yarış olacak. Ve bence çok makul bir süre. Çünkü bu sürede hani daha önce 45 gün önce açıklıyor ya. Evet. Ya Antep'te 300-400 tane köy var. Hangi köye gideceksin? Kaç günde kaç tane köye gezeceksin? Hangi beldeye gideceksin? Hangi esnafa gideceksin? Kimin elini sıkacaksın? 2 bu milyon küsur insan yaşadığı bir kentte yani mümkün değil. Ve 6 aylık bir süre makul bir süre. Yani Eylül'de MHP, Ekim'de CHP ve muhtemelen yine Ekim'de de AK Parti adaylarını açıklamış olacak. Ve böyle bir müthiş bir çalışma temposu başlayacak Gaziantep'te. Kıran kırana biz yarış başlayacak ama bana göre Ramazan ayı içerisinde, Ramazan'dan sonra biraz iyice netleşir. O flu olan görüntü netleşir gibime geliyor benim Gaziantep'te adaylar açısından. Evet. Şimdi seçim çalışmaları artık eskisi gibi böyle Ahmet'le Mehmet'le yapılmıyor. Daha profesyonel bir anlayışla. Medya aracılığıyla. Medya aracılığıyla ve liderlerin ya da adayların hangi renk gömleği giyeceğini, hangi renk kravatı takacağını. Image makerlarla seçimi yönlendiren daha profesyonel koçlarla yapılıyor. Böyle bir şeye ihtiyaç var mı? Yani günümüzde bu etkiliyor mu? Yani etkiler ama O genel merkez nezdinde kadar şey yapılıyor. Mesela hani partilerin müziği oluyor ya. Evet. Mesela o hazırlanan müzikler insanları etkiliyor bir anlamda. Kesinlikle öyle. Mesela AK Parti bu konuda çok profesyonel çalıştı biliyorsun. Hani en son hazırlanan bir biliyorsun seçim şeyiyle ilgili. Bir daha. İşte oynanılmaz insanları etkiledi. Bana göre 2 puan arttırdı oyunu. 2-3 puan arttırdı AK Parti'nin oyunu. Ha burada insanların yani yerelde ne yapılabilir? Yerelde insanlar ne yapabilir? Yani ne yapabilir yerelde? Bana göre yerelde pek fazla bir şey yapamazlar aslında. Çıkıp kendilerini sadece televizyonlarda projelerini paylaşmak zorundalar. Bunu da 6 ay önce de yapmak zorundalar bakın. Evet. Şimdi yavaş yavaş aslında adayları kendilerini çıkıp tanıtmak zorunda. Ama maalesef şu anda hani erken öten horozun başını keserler misali var ya. Evet. Var yoksa CHP'de konuşulan birçok aday var. Evet. İsimler var aslında ama şu anda yapamıyorlar. Kamuoyunun karşısına çıkamıyorlar. Yıpranma korkusuyla, endişesiyle. Evet. Ama bence şimdiden bunlara çıkması lazım. Evet. Kendilerini tanıtması lazım. Aslında önemli bir şey söylediniz. Yani şuydu. Dediniz ki proje yapılmalı. Şimdi eskiden belediye başkanları ya da ne bileyim böyle ilçe belediyelerinde belediye başkanlığı yapacak kişiler çıkarlardı. Falanca mahalleye yol yaptıracağım, falanca mahallenin suyunu yaptıracağım, işte altyapısını yaptıracağım bitti diye. Artık, bitti. Gerçekten bunlarla bitti. Yıllardır insanlar 20 yıl artık çıta yükseldi. Yani 20 yıl boyunca insanlar böyle kandırıldı. Çıta yükseldi artık. Bitti. Şu anda artık hiçbir belediye başkanı çıkıp da vay efendim ben şuraya asfalt yaptıracağım, vay efendim ben buraya direk yaptıracağım deme şansı yok. İnsanı merkeze koyan, insan odaklı, sosyal belediyecilik anlayışının ön planda olduğu ve farklı projeler konulmalı. Bunları aslında konuşmamız lazım. Tabii bunu konuşacak olan şu anlamda bizleriz ama ileriki aşamalarda
Ha, belediye başkanlar çıkacak. Gerçekten bu kentin trafiğini, eğitimini, sağlık durumu, bu kente ilgilenen her şey. Çevre şimdi şöyle, ile ilgili. Popülist yaklaşımlar, yani popülizm yapmayacaksınız. Yani afaki konuşmayacaksınız. Kesinlikle öyle. Şimdi eğer siz Asım Güzel Bey'i Gaziantep'e devirmek istiyorsanız, Asım Güzel Bey'in yaptığı projenin üstüne bir, yani evet, daha üstü bir proje. Mesela Gezegen Evi, Zeugma Mozaik Müzesi, işte yapılan panoramik müze. Evet. Birçok müze var. Onun şu anda şey, tanıtı, onun işte ya çok var. Hani bu gerçekten yaptığı Kültür Yolu projesi, Botanik Bahçesi, bunların, Atatürk Anaevi, Oyuncak Müzesi, bunların bir üstüne daha çıkacak projeyle gelmeniz lazım. Kesinlikle. Ve vatan, o söylediğiniz projede vatandaşın aklına yatması lazım. Evet. Eyle yatarsa kabul görmesi lazım. Kabul görürse, ki yani görürse belki derim. Yani çıta çok yükseldi. Artık hani basit proje, yol yapacağım, şu yapacağım dönem bitti artık. Evet, kesinlikle. Çünkü artık insanlar da bunun farkına vardılar. İnsana merkezli, insan odaklı projelerle, işte insanları cezbedecek projeler artık gündemde. Siz artık ben şuradan yol geçireceğim, ya şuraya bir park yapacağım, dönem bitti. Evet. Şu anda mevcutların üzerine koyacak daha üst projeyle gelirseniz belki şansınız var diyebilirim. Aslında bu anlayış da, yani vatandaşın kafasındaki bu anlayış da herhalde bu başarılı belediyeciliğin getirdiği bir anlayış. Yani insanlar durduk yerde ya işte biz bunu istiyoruz demediler. Bir hizmet yapıldı, belediyecilik anlayışı yapıldı. Yaklaşık 94 yılından bu yana hemen 2004'ten yani, bu yana. Yok yani başbakanın İstanbul Belediye Başkanı'ndan itibaren hani o AK Parti belediyeciliğinin başladığı noktayı söylemek istiyorum. Yani ya şöyle dedi, halk dedi ki ya bunlar bu işi biliyor dedi. Evet, yani o anlamda söylüyorum. Bunlar bu işi yapabiliyor dedi artık. Evet. Tamam dedi. Yani gördüler. Kent, yani kentin bu işi yapıyorlar, yapmaya devam ederler. Kent artık geriye gitmesin düşüncesiyle, bir de yeniler devam etsin düşüncesiyle devam edilebilir diye düşünüyorum ben. Yani onun için şanslı görüyorum şu anda. Yani mesela 94 öncesi İstanbul'daydım ben. O İnsan hal için, suya muhtaçmış. Evet, o hal için inanın kokusundan önünden geçilemezdi. O sahiller berbat durumdaydı. Su bulamazdı. İnsanlar su bulamazdı. Yani o anlamda söyleyeceğim. 94 doğru yılındaki bu Tayyip Erdoğan'la başlayan insanların bu düşünceyi bence sağlamasını, bu düşünceyi düşünmesini sağladı diye düşünüyorum. Eğitime gelelim. Biraz da Gaziantep'teki eğitim durumu aslında konuşalım. Eğitim demişken işte Gaziantep'te son olarak eğer ekleyeceğiniz bir şey varsa belediye seçimleriyle ilgili. Geçelim. Yani bununla ilgili ekleyeceğim bir şey yok. Bana göre dediğim gibi biraz AK Parti şu anda açık önde, ara önde görünüyor. Açık ara önde. Eğer MHP ve CHP bu seçimi kazanmak istiyorsa çok iyi çalışması gerekiyor. İddialı projelerle. Çok iyi iddialı projelere gelmesi gerekiyor. Adaylarını bir an önce açıklaması gerekiyor. Halkın daha fazla halka inmeleri gerekiyor. Evet. Daha fazla televizyonlara kullanmaları gerekiyor. Sırf yani işte her yere ulaşamazsınız. Evet. Yani daha önce daha fazla medyayı kullanmaları gerekiyor. Şu andan itibaren start vermeleri gerekiyor. Evet. Ama Ramazan, dediğim gibi Ramazan ayından sonra ateşli bir çalışma başlayacak Gaziantep'te. Evet. Gaziantep Türkiye'nin 6. büyük şehri. Eğitime dersek Gaziantep'te. İlerdeyiz ama eğitim durumunda maalesef sınıfta kaldık. Evet. Öncülüğümüz, sanayideki başarımız maalesef eğitimde olmadı. 64. sıradayız. Eğitimle ilgili yani aslında ilgili, eğitim ayrı bir program ama ben onunla birkaç şey söyleyeyim. Bir giriş yapalım. Devam edebiliriz eğer olmazsa. Eğitimde Gaziantep 64. sırada, çok facia bir tablo. Şimdi 52-53 tane protokol imzalandı. Evet. Valilikte hayırsever iş adamları okul yaptırmak için protokol imzaladı. Maalesef arsa yok. Evet. Şu anda çok büyük bir sıkıntı var. Hani belediye istimlak yapsa bile, tamam belediye istimlak yapıyorsun, o istimlak parasını kim verecek? Evet. Sonunda istimlak parası için de özel idare bir kaynak ayırdı. Özel idarede para var. Şu anda yani istimlak yapılması gerekiyor. Biliyorsun köy hizmetlerinin arsası var. Evet, arsası. 350 trilyona kimse almadı. Alıcı olmadı. 118 dönümlük bir alan. Arsa kimse alıcı çıkmadı. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le en son görüşüldü. Evet. Ve orası 4 parça olarak satılacak. Evet. Evet. Oradan elde edecek parayla yine eğitime istimlak için para harcanacak. Şimdi arsa yaptırmak için, yani okulu yaptırmak için şu anda sorun yok. Evet. Para var. Hayırsever var. Gönüllü iş adamları var, hayırseverler var. Ama maalesef arsa yok. Şu anda acilen arsaya ihtiyaç var ve o arsa içinde paraya ihtiyaç var. Para da bulundu sayılır. İşte o satılacak olan 350 trilyonluk yerden gelecek parayla, istimlakla yapılıp arsa yerleri belirlenecek. Şahin Bey Şehit Kamil'in istimlakla yapılacak, paralar verilecek ve okul inşaatlarına başlanacak. Bu Gaziantep için önümüzdeki 5 yıl süreç demek. Yani 5 yıllık bir süreç demek. O 5 yıl bir, yani hani bunun meyvelerini toplamak istiyorsanız
Gaziantep'te şu anda derslik başına düşen öğrenci sayısı 56. Evet. 54-56. Avrupa standartları 28-30. Çok, evet, çok. Eğer siz 28-30'u yakalamak istiyorsanız bir 10 seneye ihtiyaç var. Bir 5 seneye ihtiyaç var. Şimdi okul yapılacak. 2,5-3 sene inşaatı, 2 sene inşaatı. Ondan sonra ondan meyve toplamak 3-4 sene. 5-6 sene ihtiyaç var Gaziantep'in. Yani şu anda bana göre 64'lerde 60'larda gezinmeye bir 2-3 sene daha devam eder. Evet. Gaziantep'te. Bu problem derslik sorunu çözüldüğü zaman Gaziantep 2023'lerde AK Parti'nin hedef koyduğu 2023'lerde Gaziantep'in çok iyi yere geleceğine inanıyorum. Yani bir ama 2020'ye kadar bir süreye ihtiyaç var Gaziantep'te. Yani maalesef 2013 yılındayız. 2023'e kadar 10 yıllık süreçte bir jenerasyon belki de başarılı olabilecek bir jenerasyonu kaybedeceğiz. Bir de böyle bir nokta var. Ya yani işte, ben burada işte yeni yeni destekler, gerçekten. Yeni yeni destekler. Şimdi şunu söylemek lazım Bülent abi. Yani çok okul yaparak fiziki anlamda destek sayısı arttırarak çözüm de bulamazsınız. Bu da çözüm değil. Yani göç yani var, burada, sürekli göç var. Ama bakın Mersin'de de göç var, İstanbul'da da göç var, İzmir'de de göç var, Adana'da da göç var. Yani göç sadece Antep'e has, bir Kocaeli'de de göç var. Mesela Kocaeli göçlerin çok yoğun olduğu bir yer yine. Sanayi, Adana, bakın, Mersin. Sanayileşmenin getirdiği en büyük dezavantajlardan biri. Budur, ben kabul ediyorum ama siz çocuğunuzu 12-13 yaşında okula göndermiyorsunuz, çalışmaya gönderiyorsunuz. Evet, ama şunu söylemek lazım yani aynı göç diğer illere de var ama biz Gaziantep'liler olarak ya da Gaziantep'te bu işin başında olan işte Milli Eğitim Müdürü'dür ya da yetkililer, her kim yetkiliyse müdürlerimiz, bürokratlarımız bunun arkasına sığınmamalılar. Yani vay efendim Gaziantep çok göç alıyor, bunun için başarısızız. Yani böyle bir savunma olamaz. Böyle bir ben açıklamayı kabul etmiyorum. Doğru, haklısın. Bunu şunu söylemek istiyorum. Yani bu kentte bir Milli Eğitim Müdürlüğü var. Bu ülkede bir Milli Eğitim Bakanlığı var. Oturulacak gerçekten sadece Antep için değil yani Kahramanmaraş için, Adıyaman için, işte ne bileyim Kilis için, bütün iller için bu yapılmalı, oturulmalı. Bir kere öğretmenlerden başlanmalı. Ben buna gerçekten bütün samimiyetime söylüyorum. Öğretmenlerin ciddi anlamda bir yeniden yapılanmaya ihtiyacı var. Yeniden bu anlamda bakın, eski o idealist öğretmenler gibi öğretmenlerimizin kafasında başka bakın, şeyler şimdi var. Bir şey ben belki şimdi beni eleştirecekler ama bakın. Zam diye meclisinin kapılarında eylem yapacaklarına, bilmem ne bileyim böyle ek ders diye alacaklarına baksınlar bu ülkede sıfır çeken 85 bin öğrenci var. Ve ben diyorum ki ne? Ey öğretmenler, yeni nesil sizlerin eseridir diyorum. Şöyle, bu 85 bin şöyle, kişi onların eseridir. Şöyle, burada da öğretmenlerimiz de öğretmenleri, şart payı koyup şöyle, bence tam, bunu düşünmek zorundalar. Tamam öğretmenlerin suçu olabilir de. Mesela kenar semtlerde, kırsal kesimlerde yeni öğretmenleri atıyorlar oraya. Yeni öğretmenler oraya atanıyor. Ya ben buna karşıyım. Evet. Şimdi orada ya deneyimli öğretmen, 30 yıllık, 40 yıllık yani 20 yıllık öğretmenler bakıyorsun merkezde güzel okullarda. Ben bunu eleştiriyorum. Kırsal kesimlerde hep yeni atanan öğretmenleri. İşte burada bir sorun var. Problem burada. Evet. Yani bir dağılımı karma yapsalar hani 4-4'lük hani o yani iki tane yani uzman öğretmen, iki tane profesyonel öğretmen, üç tane yeni öğretmen olsun. Evet, yani bakın bu çok önemli yani evet, eğitimcinin evet, kesinlikle doğru. Çok önemli bu eğitimci. Yani kenar semtlerde öğretmenlere gidin yani hep genç öğretmenler, yani yeni yeni idaresi öğretmenler. Evet, onlara çok doğru, bir çok şey doğru. Demiyoruz ama onlar yeni mezun olmuş. Onların yanında 3-4 tane 20-25 yıl deneyimli öğretmenlerin verilmesi olmalı, gerekiyor. Olmalı. Yani ben burada bu atamaları eleştiriyorum burada. Ama burada bunu planlayacak olan Milli Eğitim Müdürlüğü. Tabii tabii. Yani o zaman evet, şimdi yani. Demin konuştuğumuz gibi bütün personel, öğretmenler, Milli Eğitim Müdürü, şube müdürleri ciddi bir planlama yapmalı. Ben aynı zamanda Sayın Valimizi de kutluyorum. Gerçekten çok ciddi anlamda bu işe el attı. Eğer Sayın Erdal Ata bu şekilde çaba göstermeseydi inanın ne bu projeler yapılırdı, bu yeni okul projeleri yapılırdı, ne hayırsever vatandaşlarımız okul yaptırmak için sıraya girerlerdi. Ben buradan tekrar Milli Eğitim Müdürlüğü başta olmak üzere bütün öğretmenlerimizi tekrar bir düşünmelerini istiyorum. Yani bu konuda planlama yapılmalı. Sayın Valinin çok büyük gerçekten öyle. Yani Sayın Valinin çok büyük katkısı var. Kesinlikle ben onu öyle. İnkar etmemek gerekiyor. Yani biliyorsun kampanya başlattı eğitimle ilgili. SMS hattı kampanyası başlattı. SMS'de maalesef istenilen noktaya gelinemedi. Ulaşılamadı. Yani kimse mesaj atmadı ama yani şey olarak okul olarak katkıda bulunan, o, arsa bağışlayan, protokol yapan, isim karşılığında okul yaptıranlar var. Ya 50-52'ye yakın şu andaki kişi dediğim gibi sırada bekliyor.
arsa yok maalesef. Şimdi şu köy hizmetlerinin arsası yeniden ihaleye çıkıp satıldığı zaman, 350 trilyon para geldiği zaman, isim hak edilecek yerlerin parası ortaya çıktığı zaman belediyeler hemen isimliğe başlayacak, arsa, okul arsayları açılacak ve okullar yapılmaya başlanacak. Bu kadar. Evet, yani evet. Şu anda söylenecek başka bir şey yok. Çok yoğun bir çaba var Vali Bey'in katkısıyla. Evet. Hayırseverler var ama maalesef arsa yok Gaziantep'te. Bu sorunun çözülmesi gerekiyor. Evet, evet. Bugünlük bitirelim o zaman. Yarın yine. Yarın inşallah tekrar görüşürüz. Kaldığımız yerden yine devam edelim. En azından bu eğitim konusunu biraz daha konuşalım. Yarın görüş, tamam, yarın konuşalım. Geçiriyorum. Evet sevgili izleyenler, değerli dostlar, Kritik Masa bugünlük bu kadar. Yarın yine aynı saatte saat 11'de görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın, Kanal 5'te kalın.